Günlük yaşantımızı derinden etkileyen ve beslenme alışkanlıklarımızı değiştiren COVID-19 pandemisine bir de kış mevsimine has etkenler eklendi. Havaların soğumasıyla açık havaya çıkma isteğinin azalması, hareketsizlik ve oturarak çalışmak gibi nedenler insülin metabolizmasını bozarken pek çok kişi de sık yeme isteğini pompalıyor. İnsülin metabolizmasında oluşan değişiklikler ve diyabet gibi sağlık problemlerinin yanı sıra günlük yaşantıda yapılan bazı hatalar da sık yeme isteğini artırabiliyor. Vücuda giren enerji harcanmayınca yağ olarak depolanıyor. Yağlandıkça da iştah artıyor ve daha fazla yemek yeniyor. Çok sık yemek yemek sindirim sisteminin sürekli çalışmasına neden oluyor. Bu da safra kesesinde taş oluşumu, insülin direnci, bağırsak hastalıkları ve gastrit gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor. Beslenme ve diyet uzmanı İpek Ertan sürekli acıkmaya yol açan 8 hatayı anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. 1. Uyku düzenindeki bozukluk sürekli acıkmaya yol açar. Metabolizmanın iyi çalışması için kaliteli bir uyku şart. Vücudun ritmini bozan yaşam tarzında sirka diyen ritim bozukluğu için hormonların çalışması da bozulabiliyor. Gece çok geç yatıp öğle saatlerinde uyanmak da vücut ritmini bozan en önemli etmendir. Yeterli ve kaliteli uyku metabolizmanın iyi çalışması için şarttır. Geç yatıp geç kalkanlar genellikle düzenli beslenemez ve geceleri özellikle sık yeme istekleri fazla olur. 2. Ana öğünde yetersiz beslenme Düzenli yemek yediği halde birçok kişi sık acıkmaktan yakınır. Ana öğünlerde yeterli enerji içeren besinlerin olmaması bu duruma yol açıyor. Sadece salata yemek, sadece çorba içmek ana öğünlerde kalori ihtiyacını karşılamaz. Bu da yemekten kısa bir süre sonra yeniden acıkmaya yol açabilir. 3. Basit karbonhidrat tüketimi. Günlük karbonhidrat ihtiyacının en fazla %10'unun basit karbonhidratlardan alınması gerekiyor. Ne kadar fazla basit karbonhidrat tüketilirse tatlı tüketimi ihtiyacı da o kadar artıyor. Bir porsiyon tatlı genellikle 50-60 gram karbonhidrat içerir ki bu da yetişkin bir kadının günlük basit karbonhidrat miktarının yaklaşık 3 katıdır. Önerilen haftada en fazla 2 kez tatlı tüketilmesidir. 4. Öğünlerin dengesiz olması. Bir öğünün sadece proteinden veya sadece karbonhidrattan oluşması bu acıkmaya neden oluyor. Sadece et ve salata tüketmek ya da makarna yemek çoğu zaman enerji ve karbonhidrat yetersizliğine yol açtığı için yemek yedikten 1-2 saat sonra yeniden yeme isteği oluşuyor. Yeterli ve dengeli bir öğün için sağlıklı tabak modelini uygulamak gerekiyor. Tabağınızı dörde böldüğünüzü düşünün. Her bir parçayı protein, sebze, süt ve yoğurt ve tahıllarla doldurmanız gerekiyor. 5. Duygusal açlık sürekli acıkmaya yol açar. Midemiz dolu olduğu halde can sıkıntısı, gerginlik, öfke, üzüntü, yalnızlık gibi duygulardan dolayı oluşan yapay açlık hissi duygusal açlık olarak tanımlanıyor. Duygusal boşluğu doldurmak için yemek yeme isteğiyle başa çıkılması gerekiyor. Öncelikle açlığın fiziksel mi duygusal mı olduğunu saptamak gerekiyor. Duygusal açlık aniden ortaya çıkar ve yemek yeme dürtüsü üst düzeydedir. Ani oluşan açlıklarda mutfağa gidip hemen bir şeyler yemek yerine önce açlığı değerlendirmek gerekir. Sofradan yeni kalkılmışsa bir şeyler yemek yerine su içmek ve başka uğraşlara yönelmek en iyi yoldur. En son öğünün üzerinden 3-4 saat geçmişse bol posalı sebze ve meyve ile yanında proteini olan ve çiğneme gerektiren bir besin tüketmek açlığın sonlandırılması için iyi olacaktır. 6. Az su içilmesi sürekli acıkmaya yol açar. Susuzluk bazen açlık gibi hissettirebiliyor. Yoğun günlerde açlık ve susuzluk ayrımına varmanın güç olduğunu belirten İpek Ertan, yeterli sıvı alımıyla bu durumun önüne geçilebileceğini söylüyor herkesin ihtiyaç duyduğu su miktarının kişinin kilosuna bağlı olduğunu ve kilogram başına 30 mililitre tüketmenin yeteceğini anlatan İpek Erten, ancak çay ve kahveyi su tüketimi olarak düşünmemek gerek. Su grubuna bitki, meyve çayları, maden suları, ayran gibi sağlıklı sıvılar giriyor diye uyarıyor. 7. Bol kalorili içecekler sürekli acıkmaya yol açar. Sağlık için bol sıvı tüketimi kadar önemli olan bir nokta da o sıvıların içeriği. Şekerli ve tatlandırıcı sıvılar insülün salınımını artırır. Artan insülün miktarı da sık yeme isteğini doğurur. Gün içerisinde düzenli ve sık şekerli çiçekleri tüketmekten kesinlikle kaçınılmalıdır. 8. Hareketsizlik sürekli acıkmaya yol açar. Düzenli hareket etmek ve egzersiz yapmak insülün salınımının kontrol edilmesinde çok etkilidir. Gün içinde çok hareketsiz kalmak insülin salınımının artmasına neden olabilir. Buna engel olabilmek için günde 8000 adım atmayı ya da haftada 2 saat egzersiz yapmayı hedeflemek gerekir.